Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım sağlığınız ve keyfiniz yerindedir. Korona salgınının 3. dalgası ülkemizi çok ciddi etkiliyor. O nedenle lütfen önce kendinizi ve sevdiklerinizi, sonra da ülkemizi korumak için koyulan kuralları harfiyen riayet edelim ki bu bela bir an önce çekip gitsin. Bugün sizlerle minimalist fotoğrafta üslup, tarz konusunu konuşmak istiyorum. Eğer konu ilginizi çekiyorsa hadi buyurun. Minimalizm sanat akımının ne olduğunu, nereden geldiğini ve bu akımın öncü temsilcilerinin ne tip eserler verdiği gibi konulara bu videoda girmeyeceğim. Belki başka bir videonun konusu. Minimalizmin fotoğrafı etkilemesi, minimalist fotoğrafın doğuşu ne zaman oldu, nasıl başladı tam bilinmiyor. Ancak 20. yüzyılın ortalarından itibaren sanat dünyasını etkileyen bir minimalist akımın fotoğraf sanatını pas geçmesi zaten düşünülemezdi. Oldukça garip bir şekilde minimalist fotoğrafı tanımlamak zordur. Onu tanımlamaya çalışmaktansa temel özelliklerini sunmak belki daha kolay olacak. Hepimizin bildiği gibi resim boş bir zemin üzerine yapılır ve sanatçı bu boşluğu kendi özgür iradesiyle dilediği gibi doldurur. Bu toplayıcı bir süreçtir. Fotoğraf ise eksiltici, ayıklayıcı bir yaklaşım gerektirir. Çünkü fotoğrafçının kadrajı her zaman için önceden var olan gerçek ögelerle dolu haldedir. Fotoğrafçı anlatmak istediğine, göstermek istediğine bağlı olarak kadraj içerisinde ayıklama yapar. İşte bu noktada minimalist yaklaşım etkisini gösterir. Zira fotoğraftaki lekeler ne kadar azsa lekelere yüklenen anlam da o kadar çok olur. Ne kadar az eleman kullanılırsa fotoğrafta yaratıcılık o denli artar. Yine ayrıntı ne kadar azsa hayal gücüne o kadar çok yer kalır. Minimalist bir fotoğraf, izleyicinin anlayabilmesi için gerekli unsurları en aza indirmeye çalışır. Yalnızca görülmesi gerekenleri gösterir. İletilecek mesaj mümkün olduğunca az unsurla yapılır. Nesnellik ön planda tutulmuştur. Ögelere göründüğünden öte anlamlar yüklenmemiştir. Karmaşık bir analitik okuma gerektirmeyen, basit bir fotoğraftır. Ancak dikkatli olun, minimalist fotoğrafçılık basit fotoğrafçılık anlamına gelmez. Minimalist bir fotoğraf oluşturmak çok fazla düşünme, içselleştirilmiş bir sanat yaklaşımı, metodoloji ve zaman gerektirir. Fotoğrafçı mümkün olan en yalın formu arar. Bu amaçla şekil, çizgi, renk gibi kompozisyon ögelerini mümkün olan en az miktarda ve en yalın haliyle kullanır. Ancak minimalist fotoğraf boşlukları, düz ve açık, tek düze alanları, dokuları, negatif alanı çok kullanır. Çünkü negatif alanlar fotoğrafa nefes aldırır ve kadrajın minimal kullanımını ortaya çıkarır. Ayrıca izleyicinin gözlerini kolayca ilgi merkezine yönlendirir. Konunun basit ve sade bir şekilde öne çıkmasına yardımcı olur. Tam da bu noktada minimalist fotoğraf için iki ekolden bahsedebiliriz. Bunlardan ilki katı ekol diye adlandırabileceğimiz ekoldür ki bu ekole göre minimalizmin tanımı ve uygulamasının diğer plastik sanatlardan birebir aktarılması gerektiğine inanılır. Bu ekolde minimalist fotoğraf grafik unsurları ön planda tutar. Kompozisyon basit geometrik şekillerle oluşturulmuş tek düze alan ve boşluklardan oluşur. Fotoğraf ne görüyorsanız odur. Gizli veya yan anlamlar yüklenmesine izin verilmez. Fotoğrafçının nesnelere ilave bir anlam yüklemesine, bir hikaye anlatmasına olanak vermez. Bu ekole göre eğer bir fotoğraf izleyiciyi soyut düşünmeye itiyorsa ve nesnelerin yan anlamlarını okumaya zorluyorsa minimalist temellerden uzaklaşıyor demektir. Katı ekolde nesnelerin yan anlamlarına yer yoktur, ne görüyorsanız odur. Öte yandan diğer bir görüş ise
Fotoğrafçılıkta minimalizmin yaratıcılığa daha açık olması ve fotoğraf sanatının özelliklerine göre yorumlanmasına izin verilmesi eğilimindedir. Bunu da açık ekol olarak adlandırabiliriz. Bu ekolde de yalınlık, sadelik ve geniş tek düze alanlar gibi minimalizmin temel kuralları takip edilir. Ancak fotoğrafın hikayesinin olması, bir mesaj barındırması, nesnelerin yanal anlamlar yüklenmesi ve bu anlamların okunmasıyla minimalizm akımının fotoğraf sanatına daha iyi uygulanabileceği görüşü hakimdir. Fotoğraftan duyguyu çıkardığımızda geriye kalan sadece grafik unsurlardır. Bu durumsa fotoğraf çerçevesini daraltan, fotoğrafı grafiğe indirgeyen bir kalıp olarak algılanır. Bu nedenle açık ekolde minimalist fotoğraftaki nesnelere ilave anlamlar yüklenmesine sıcak bakılır. Hangi ekolle minimalist fotoğraf üretilirse üretilsin, minimal fotoğrafa ulaşmak için kullanılan bazı üsluplar, tarzlar vardır. Bunlardan ilki az öge kullanarak minimal fotoğraf oluşturmak. Burada ilgi merkezi tektir. Böylece konu izleyicinin %100 dikkatini çeker. Kompozisyonu geliştirmek için destekleyici ikincil bir özne de nadiren kullanılabilir. Ama ikincil öznenin rol çalmaması, izleyici dikkatini dağıtmaması gerekir. Az renk kullanarak minimal fotoğraf oluşturmak. Bu tarz minimal fotoğraf çekerken temel olarak bazı şekiller, desenler veya çizgiler az sayıda kontrast renkle birlikte kullanılabilir. İdeal olarak 2 ya da 3 renk kullanımı söz konusudur. Küçük nesneler kullanarak minimal fotoğraf oluşturmak. Minimal fotoğrafın bu biçiminde gösterilen konu çerçeve içindeki genel ögelere kıyasla boyut olarak çok küçük, diğer bir deyişle minimal boyuttadır. Bu tarz minimalist fotoğraflar bize bu sonsuz evrende varlığımızın ne kadar küçük olduğunu hatırlatır. Basit geometrik şekiller kullanarak minimalist fotoğraf oluşturmak. Daireler, çizgiler, eğriler, kareler, silindirler, dikdörtgenler, üçgenler gibi basit geometrik şekillerin kullanımı bu tür minimalist fotoğraflar için anahtar yaklaşımdır. Elbette bu şekillerin hepsini tek bir fotoğrafta kullanmak gibi bir durum söz konusu değildir. Biri, birkaçı, birçoğu kullanılabilir. Bütünün küçük bir bölümünü kullanarak minimal fotoğraf. Bu tür minimalist fotoğraflarda izleyiciye ana konunun sadece bir kısmını veya bir parçasını gösteririz ve ona tamamını yani geri kalanını hayal etme fırsatı tanırız. Doğal olarak bu yaklaşım konu hakkında bir gizem duygusu yaratır ve bu nedenle de izleyicinin minimalist fotoğrafla ilgilenmesini ve bağlantı kurmasını destekler. Yinelenen şekiller kullanarak minimalist fotoğraf oluşturmak. Esas olarak temel geometrik şekillerin simetrik tekrarından oluşan görüntüler minimalist fotoğrafın bu kategorisine girer. Az ayrıntı kullanarak minimal fotoğraf oluşturmak. Bu tür minimalist fotoğraflarda genellikle ayrıntıların çoğu kasıtlı olarak yok edilmiştir. Fotoğrafta detayların olmaması izleyicinin ilgisini doğrudan ana konuya yönlendirir ve genellikle düşündürücüdür. Bu imgeler doğası gereği soyut değildir. Tasvir edilen konu gerçek hayatla, dünya ile ilişkilendirilebilir. Sıfırlamacılık yani zeroizm. Bu tür minimalist fotoğraflarda konu fotoğrafçı tarafından doğrudan gösterilmez. Fotoğrafı izleyen izleyiciye kasıtlı olarak gerçek konunun ne olabileceği sorgulatılır. Fotoğrafın tamamı tek bir yüzey veya boşluktan oluşabilir. İzleyicinin ilk bakışta veya daha sonrasında fotoğraftaki özneyi tanıyamaması, herhangi bir şeyle ilişkilendirememesi olasıdır. Bu tür fotoğraflar soyut olarak da düşünülebilir ve bazı durumlarda soyut minimalizm olarak da kategorize edilebilir. Evet değerli arkadaşlar,
Bugün sizlerle minimalist fotoğrafta üsluplar, tarzlar üzerine konuştuk ve örnek fotoğraflar gördük. Umarım sizlere faydalı olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Gelecek hafta bambaşka bir videoda, bambaşka bir içerikle tekrar birlikte oluncaya kadar kanalıma destek olmayı da unutmayacağınızı umarak hoşça kalın, sağlıklı kalın diyorum.